Hello!
Kıymetli dostum, nasılsınız? Şu an seninkini de benimkini de alıyor mu? Evet abi. Mesela sen kaçıncı kanaldasın şu an? Ben A11. Ben 10'dayım. Nasıl olacak? B'yi de alıyor. B10'u da alıyor. İki tane o yüzden var. Çok havalı ya. Bayağı havalı. Ama kullanmayı bilmiyoruz. Bence şu an bunlar kaydetmiyor. Biz boşu boşuna konuşuyoruz. Ama kayda diyorsa da bari boş konuşmayalım. Bir şey anlatalım. Konumuz nedir? Neden hazırlıkçılık? Neden hazırlıkçı? Seviyoruz abi, bizim yaşam tarzımızı diyebiliriz yani önce buna. Distopya'yı ne söylemek istiyorsunuz? Distopya ailesini çok seviyorum ben. Çünkü benim bir çocuğum gibi. Ne kadar küssek, kavga etsek de. Bunun şimdi dost var, düşman var izleyecek olan. Buna göre konuşmak lazım. O yüzden de distopya benim için her zaman özeldir yani. Her zaman mı özeldir? İnşallah her zamandır diyelim yani. Hayatımızın el verdiğince, hayatımıza el verdiğince, sağlığımız, saatimiz yerinde olduğunca distopya bizim için özeldir. Nasıl küt kanal değişilmez bizim için bir bravo şeyimiz, demirbaşımız distopyada. Yani böyle kanallar kolay yetişmiyor Sait'cim. Bu kanallarla dalga geçiliyor, bu kanallarla eğleniliyor, zombi dedim mi kahkah gülünüyor. Ama pandemi patladı mı kuyruk sıkıştırılıp aranıp bu hazırlıkçı abiler. Abi şimdi ne yapacağız? Abi ne olacak? Abi nasıl olacak? Arkadaşım. Değil mi? Yani. Bunlar önemli şeyler yani. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Bu yüzden hazırlıkçılık. Kaç yıldır hazırlıkçısın abi? Ben 7 yaşımdan beri. O tipik konuşmayı yapayım mı? 7 yaşımda izcilikle başladığım bu macera beni. Hayır, ben harbi hazırlıkçılık kafasına. Afganistan biliyorsun benim bir hikayem var. Afganistan'a gitmeden önce zaten girmiştim. Yani böyle hazırlıkçı derken ama neye hazırlıkçılık yani? Bu kadar detaylı gençliğimizde şeyler bilmiyorduk. Olası durumlar yani. O da dedeler ve anneanneler. Hani konuştuk ya, bir sohbet etmiştik. Evet. Dedelerimiz, anneannelerimiz döneminden onlardan gördüğümüz hazırlıkçılık kadarıyla biliyorduk bu işi. İşte bir kenarda unun pirincin olsun. Aman kötü gün gelir kullanırız gibisinden. Biz de tabii kendi tarzımızda şeyler biriktiriyorduk. Mesela şu üstümdekini alayım da bir kenara koyayım, yarın bir gün bulamayabilirim, belki fiyatı artar gibisinden. Aslında ülkemizdeki herkesin hazırlıkçı olması gibi bir hazırlıkçılık da bizimki. Ondan sonra işi profesyonelleştik. Neden sonra profesyonelliğe dönüştü iş biliyor musun? Bu Doomsday Preppers denilen programlar gibi programlar yapılmaya başladıktan sonra bu işi ciddiye alıp böyle profesyonel hazırlanan insanlar varmış diyerek biz de hamleler yapmaya başladık kendi çapımızda ve ilk yaptığım şey bir su tankının içinde bir sığınak oluşturmaktı kendime. Saç bir yakıt tankıydı, özür dilerim. Onun içinde küçük böyle bir şey. Hatta bir önceki hazırlıkçılık şeyim daha küçük yaşlara dayanır. Yani böyle 14-15 yaşlarında dedemin yaptığı bir tavuk kümesinin içini karargaha çevirmiştik biz kuzenlerimle. Hatta kendileri de burada röportaj yapabilirsin. Onun içine böyle ekipmanlar falan koyuyorduk kendi çapımızda. Ekmek bıçağı falan filan. Bir de babanın testleri. Atölyesinde yaptığın. Onlar sonraki aşamalar. Yani ilkine dönersek hazırlıkçılık hikayesinde böyle başlamıştı. Ve bundan çok keyif almaya başladık. İşte ağaç üstlerinde yaptığımız ağaç ev sığınaklarımız, barınaklarımız, kayaların arasında doğada yaptığımız şeyler. Yani bize bu tip şeyler keyif vermeye başladı. Ben ve etrafımdaki arkadaşlarım diyelim. Sonra o programlarla beraber bu işin nasıl profesyonelleştiğini gördük. Biz de kendimizi ona göre profesyonelleştirmeye çalıştık. Kendi çapımızda diyelim. Hani çok çok profesyoneller vardır. Adamların uçakları vesairesi var. Tamam, bizimki de var ama uçmuyor. Karavanlar, bilmem neler, şunlar bunlar, jipler, araçlar. Yani zaman içinde ekipman hani apayrı bir şey. Sonra bunlar birikirken hazırlıkçılığın bu olmadığını gördüm ben. Yani sadece bir şeyleri alıp biriktirip aman şu kenarda dursun demek değilmiş bunlar. Bunlar neymiş biliyor musun? Aldığın bu ekipmanı neye göre aldığının da bir matematiği varmış. Bu ekipmanı nasıl kullanacağının da bir ilmi varmış. Bunların hepsinin topunun da bir planı varmış. Bunu gördük. Yani plansız şu söylediklerim, az önce söylediklerim haricinde ben hazırlıkçıyım demek çok kolay. Ama gerçek hazırlıkçılık kendi içinde birçok ilim, bilim ve teknik barındırıyor yani. Böyle diyebiliriz. Bunları da zaman içinde öğrenerek, kendimizi geliştirerek bu konuda naçizane kendimiz uzmanlaşmaya çalıştık. Ki ülkemizde de bu işler biliyorsun herkes hazırlıkçıyım diyor ya da herkes bir şeyim diyor. Mesela bir asker çıkıp kendi uğraştığı konuyla ilgili ben hazırım diyebilirken bir memur çıkıp başka bir şey diyebiliyor. Ben de bu şekilde hazırım diyor.
Ama bunların hepsinin ortak noktasında bir plan dahilinde az önce söylediğim şeylerin tamamen yapılması gerekiyor hazırlıkçı olabilmek için. Durum bu. Umarım doğru izah etmişimdir. Unutulan kurallar var. Üçler ve beşler kuralı. Onlar genelde hazırlıkçılıkla alakalı değil de doğada yapılan, şimdi disiplin diyeceğim, kutsal hocam kızacak bana. Doğa disiplinleriyle disiplin olabilmesi için diyecek. İçinde şunları adam doğru söylüyor çünkü akademik bilgiler veriyor Kutsal Zafer Şahin. Akademik bilgiler barındırması gerekiyor o şeylerin. O üçler, beşler falan filan bunlar hep doğada, doğa sporlarına yönelik yapılan, ekstrem sporlarda olsun ya da bizim gibi böyle doğa sporları içinde bushcraft, şudur budur, survivalizm gibi doğa aktivitelerinin, doğru kelime bu olur, onun içinde kullanılan bazı terimlerdir. Aslında bir kampçının, bir survivalizmle uğraşan bir arkadaşın, bir survivor'ın ya da bir bushcrafter'ın da bunları biliyor olması lazım. Üçler kuralı dediğin kural işte. Ya da beş temel eğitim dediğimiz o beş temel eğitim gibi bunlar. Genelde bu doğa sporundaki insanların bilmesi gereken şeyler. Hazırlıkçılık mı, hayatta kalmacılık mı? Şimdi ikisi de birbirinden farklı şeyler bana göre. Bunu farklı yorumlayanlar da olabilir. Hayatta kalmacılıkla hazırlıkçılık bambaşka iki şey aslında. Ne kadar hepsi grift birbiriyle bağlantılı gibi gözükse de bu ikisi aslında birbirinden çok farklı iki konu. Bir tanesinde hazırlanıyorsun, bir tanesinde hayatta kalmaya çalışıyorsun. İkisi de kendi içinde senaryolar gerektiriyor ama bir tanesinde daha plan üzerine kurulu, daha bilgi üzerine kurulu bir şey. Ötekinde daha yeteneklere bağlı bir durum var. Yetenek. Bu yüzden de ayrılması gerekiyor. Böyle düşünüyorum yani. Aynı bushcraft ve survival ya da survivalizmin birbirinden ayrıldığı gibi. Peki distopya ile alakalı gelecekteki planlar nelerdir? Distopya ile ilgili bizim çok geç kalmış planlarımız var. Yani hayatın getirdiği telaşlar olsun. Ben kendi adıma söyleyeyim, işte iş yapmayacağım, bıraktım artık bu işlere yöneliyorum dedim. Bir giriş yaptım, sonra hayatın gerçekleri var, oraya dönmek zorundasın. İşte çocuk var, aile var, senin özel hayatın var, onun özel hayatı var. Aslında çok güzel bir kadro var etrafımızda. Hani İlkay'ından Teoman'ına, yani bunun için herkesi koyabilirsin. Hepimizin bir fikri, hepimizin bir çabası oldu. Ama bir denk getiremedik onu. Üzüldük. Yani ben çok üzüldüm kendi adıma. Hani bir şeyler, niye bir İlkay'ın olduğu bir film olmadı ya da bir Teoman'ın olduğu bir film olmadı ama bunları hiçbir zaman da iptal etmedik. Sadece planımız ertelendi diyebiliriz. Distopya ile ilgili planlar arasında kesinlikle beklenen o muhteşem filmin yapılacağına ben inanıyorum. Akabinde konuların daha kaliteli içeriklerin yavaş yavaş geldiğini görüyorum. Buna da çabalıyorsun sen. Ben de kendi emeğimi koymaya çalışıyorum, sana destek olmaya çalışıyorum. Neden daha kaliteli içerikler geliyor? Çünkü artık insanlar hazırlıkçılığın sadece zombi ya da buna benzer pandemik durumlar ya da işte herkesin bildiği şeyler olmadığını görmeye başladı insanlar. Yani bu işe daha yaklaşmaya başladılar, profesyonel yaklaşmaya başladılar. Özellikle 6 Şubat yaşadığımız o büyük felaketten büyük dolayı. Deprem, tabii o felaket, yani başı sağ olsun orada. Bir sürü insan var. Geçmiş olsun diyeceğimiz bir sürü insan var. Orada bittik, gördük, işte orada yaşananları hepimiz gördük. Bilgilendirmek, bilinçlendirmek, yani bir konuyla ilgili bilgi sahibi olmak ne kadar önemliymiş, biz bir kez daha bunu gördük. İşte senin de yapmaya çalıştığın bu kanalda şey, insanları bilgilendirmek. Ben ilk zamanlarını hatırlıyorum bu tip sohbetlerin. Abi hangi silahı alalım, hangi silahla zombi öldürürüz falanlardan. Şimdi konu deprem çantamın içine ne koyarım? İşte bir telsiz eğitimini nerede alabilirim? İlk yardım eğitimini. İlk yardım eğitimleriyle ilgili gelen sorular. Yani artık o zombi zihniyeti dediğimiz zihniyet ortadan kalkıyor. Tabii ki zombi, senin bir şeyin var, motton neydi? İhtimal ihtimaldir. Yani bir zombiymiş vesaireymiş. Benim de hep söylediğim bir şey var hazırlıkçılıkla ilgili. Ben kendi adıma bunu böyle söylüyorum. Ben her şeye inanan saf bir insanım. İnanırım, kendimi ona göre planlarım. Benim de mottom bu. Aynı distopya gibi bir şey uydurdum. Şu an uydurdum bunu. Ama şu an yapmadığım bir şey, hep yaptığım bir şey. Kelime olarak şu an uydurdum. Bunun dışında... Şöyle bir olay var. Amerika'daki adam hazırlıkçılık konusunda aşırı rahat.
özellikle eski Sovyetler Birliği döneminde o da o civarlarda yaşayan devletlerdeki insanlar rahat. Özellikle eski hazırlıkçılar. Çünkü Sovyetler Birliği dağılırken birçoğu mühimmat da orada edindi. Hatta BTR, ZPT sahibi olan insanlar bile oldu. Biz Türkiye'de hazırlık yapamayız. Türkiye'de hazırlıkçılık saçma bir şey diye söylemler var. Ama gelinen durumda 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri, ekonomik krizler, yeni bir kavimler göçü, deprem felaketleri ve Orta Doğu'nun yaklaşık 12-13 yıldır içerisinde bulunduğu savaşlar neticesinde ben şahsi anlamda Türkiye'de hazırlıkçılığın saçma olduğunu düşünmüyorum. Peki sen bu doğrultuda Türkiye'de hazırlıkçılığın saçma olduğunu düşünüyor musun? Ekstra bir de Türkiye'de hiçbir ormanda hayatta kalamazsın. Çünkü hayatta kalınacak bir orman yok diyorlar. Evet, onunla ilgili biz haberlere çıktık. Bunu bilmeyen arkadaşlar o haberleri açıp izleyebilirler. Yani gazetelere, televizyonlara çıkmış bir hikayedir. Yani Türkiye'de ormanda hayatta kalamamak gibi bir durum. Orman yok vesaire yok diye aslanlar gibi var ormanlarımız. Yani şöyle bir şey düşünüyor arkadaşlar bence onu söylerken. Hani böyle Amazon gibi bir yer yok Türkiye'de gibi. Bu ona bakmaz yani. Senin orada başına gelebilecek en küçük bir kaza senin orada zor duruma sokabilecek, ölümcül yani ölümle yüzleşmeni sağlayacak bir pozisyon yaratabilir. Küçücük bir kaza ki nitekim buna benzer bir sürü hikayelerde duyuyoruz. Uludağ'da yaşananlar, Kaz Dağları'nda yaşananlar ya da keza bir sürü yer. Buna hemen el şey yapalım, geçelim. Asıl konumuza gelelim. Türkiye'de hazırlıkçılık daha yeni yapılan bir şey değil bu arada. Bizim Çanakkale Savaşımız var arkadaşlar. Kurtuluş Savaşımız var. Yani orada hayatta kalmış bir sürü insan var. Onların baktığında hani az önce ta konunun başına dönecek olursak söylediğim bir şey vardı. Biz anneannelerimizden, dedelerimizden gördüğümüz kadarıyla hazırlıkçıyız demiştik. Dikkat ediyorsanız eski insanlara, dedeleriniz, anneanneleriniz, o kuşak insanlar hep bir şeyleri kenara koyayım da ne olur ne olmaz kaygısıyla yaşadılar bu hayatı. Çünkü o zorlukları onlar gördüğü için tekrar aynı felaketleri ya da o zor günleri yaşayabilecekleri ihtimali doğrultusunda hep kendilerini hazırladılar. Yani bir pirinçleri bir kenarda vardı, bir bulguru, bir ne bileyim fasulyesi, nohutu böyle kenarda hep pazara gidilirdi. O pazar kültüründe maaş yatardı, o maaşlarına, bütçelerine göre, bak bunlar da çok önemli şeyler. O bütçelere göre insanlar kendilerini olabilesi bir şeye karşı hazırlıyorlardı. Genelde bu ekonomik kriz olarak ülkemizde adlandırıldı. Ya da daha bir tık eskisine gittiğinde babaannenin annesine, görenler vardır ya da belki konuşanlar, o dönemleri yaşamış insanlar, onların hazırlıkları biraz daha farklı oluyordu. İnsanların korkudan kepenkler, hırsızlık mesela, hani diyorsun ya, hani hırsıza karşı bile bir hazırlığın var senin. Yani hazırlıkçılığa baktığında aslında böyle genel bir konu bu. Hani sadece biz bunu savaşlar, zombiler bilmem neler olarak düşünmeyelim yani. Hani ekonomik krizi, hırsızı bilmem neyi, şusu busu, o kadar çok şey var ki hazırlıkçılığı içinde barındırdı. Adamın yaşadığı yer mesela çok güvenli bir bölge değildir. Demir parmaklıklar yapar, bilmem neler yapar, şu yapar, bu yapar. Baktığında ne yapıyorsun? Önlem oluyorsun der. İşte o önlemin adı bizde hazırlıkçılığa giriyor. O yüzden Türkiye'nin geçmişine baktığında, yani Osmanlı dönemine kadar ve hatta daha da öncesine gidersen Orta Asya'dan buralara gelene kadar zaten hep bir hazırlıkçılık mevcut bizim bünyemizde. Amerika'ya göre kıyasladığında ya da dış ülkelere göre kıyasladığında bu adamlar biliyorsun her şeyde olduğu gibi bu işi de güzel pazarladılar. Televizyon programlarıyla olsun ya da ona benzer şeylerle olsun, değil mi? Yarışmalarla olsun bize pazarladılar. Biz de aa adamlara bak be, Doomsday Preppers deyip onlardan görmüşüz gibi davrandık. Benim de hep söylediğim şey bu. Biz onlardan görmedik. Zaten dünyada tüm insan, Afrika'da yaşayan insan da bunu böyle yaşıyor. İngiltere'de yaşayan insan da öyle yaşıyor. Türkiye'deki de böyle yaşıyor. Ama bunun adının patenti onlara ait olduğu için biz hazırlıkçılığı Amerika'dan çalmışız gibi gösteriyoruz. Onlar daha rahat hazırlanıyor gibi söylüyorlar. Çünkü adamların durumları buna daha müsait. Kafaları müsait, kendilerine ayırdıkları zaman daha müsait, zamanlarını kaliteli kullanabiliyorlar. Paraları değerli olduğu için kaygıları yok. Bizim gibi ülkelerde yaşayan insanların bir sürü kaygısı var. Şimdi sen ben burada bu videoyu çekerken senin, benim, onun, izleyen insanların bile şu an kafasında
bir sürü düşündüğü konu var. Bu adamlarda o konu daha az ve bu tip şeylere vakit ayırabiliyorlar. E imkanları da daha iyi olduğu için bizden daha profesyonel gözüküyorlar. Bahane üretmeyi bırak, hazırlan. Ne çok erken ne çok genç. Geç. Diyerek bu videoyu sonlandırıyorsunuz sanırım. Evet. İkinci bölüm yapabiliriz. İkinci bölüm yapabiliriz. Bu bir hem Egemen İzmir ile sohbet hem de kamera ve mikrofonu test videosuydu. Evet. Ama çok tarz. Güzel bir içerik çıktı. Öyle dilerim mi? Sesi almıştır mikrofon. Biz 15 dakika boşa konuşmamışızdır. 15 dakika olmuş mu? Oldu ama benim için yararlı oldu. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Giriş yapmadım ama sonunda yapayım. Hepinize güle güle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hazırlanmayı, hazırlıksız kalmayı unutmayın. Distopya'yı takip edin. Mı sıkıntı var? Yani ekipman tamam, çok yakışıklı, yönetmen yakışıklı. Ama prodüksiyonda sanki bir sıkıntımız var Sait'cim. Neyi prodüksiyonda bir sıkıntı? Ne bileyim ben, baksana oturttun bizi buraya. Bir şey anlatacaktık, anlatamadık. Sürekli tekrar tekrar verdin elimize, oramıza buramıza sıkıştırdın bir şeyler. Öyle çekemedik yani. Neyi çekemedik? Ne bileyim işte, soracaksın ne çekecektik onu bile unuttum ya. Şuraya neden oturduğumu unuttum.